Evet, bugün özellikle son zamanlarda hem formda olan hem kadro kalitesi hem oyun olarak ofansif anlamda çok güçlü bir takımdı. Böyle bir takıma karşı hazırlandık. Maçın geneline baktığımızda ilk yarı biraz daha rakibimize pozisyon verdik. Biraz daha geride oynadık. Yine pozisyonlar yakaladık. Ama ikinci yarıya baktığımızda hem pozisyonlara giren hem de gol atan, gole daha çok yaklaşan taraftık. Also von der Performance her war unsere Mannschaft natürlich auch. Gol atma şansı çok fazla geldi. Özellikle maçın ikinci yarısından. Bu şansları değerlendiremedik. Dediğim gibi rakibimize de pozisyon vermedik ama son dakikada bir şans golü, biraz yani yapılan orta, oradan sekmesi, oradan indirilmesi. Şanssız bir gol dedik 90. dakikada ve maç berabere bitti. Tabii ki bu beraberlikten dolayı 90. dakikadaki golle berabere bitmesi bizi üzdü. Ama oyun olarak ve oyuncu performansı olarak oyuncularımdan çok memnunum. Oyuncularımın bugünkü performanslarından dolayı hepsine teşekkür ederim. Also Şu anda grupta iki maç oynandı. Yani tabloya baktığımda hem oyun olarak değerlendirdiğimde, bunu Roma maçı sonrası da söylemiştim. Roma'da galip de gelebilirdik. İlk yarı iki oyunumuzu devam ettirebilseydik belki galip gelen taraf da olabilirdik. Şanssız bir golle, kendi kalemize attığımız bir golle geriye düşmüştük. Bu grupta bütün takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu ve yarışın bütün takımlar için aynı derecede devam edeceğini düşünüyorum. Bu iki maç, tabii ki oynanan iki maç, dörder puan, birer puan. Bütün takımlar birbirine yakın. Şimdi bizim iki tane Wolfsberger'le, iki tane de Roma Mönchengladbach maçı var. Bu maçlardan sonra grubun daha çok şekilleneceğini düşünüyorum. Also Şu anlamda söyledim. Bu maç ikinci yarı çok daha iyiydik. İlk yarıki performans yine kötü değildik ama daha iyi çıkışlar yapabilirdik. Roma'da ilk yarı çok daha iyi oynamıştık. İkinci yarıki oyun hiç istediğimiz gibi değildi. Yani oradaki oyunu hiç hatırlamak istemiyoruz ama bugün baktığımızda maçın genelinde doğru oynadık. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Onun altını çizdim. Bu oyunumuzu sürdüreceğiz bundan sonra da. Bugün bu maça çıkarken özellikle hem takımımızın başarısını hem de ülke puanı açısından, yani kazandığımız takdirde önemli bir katkı yapmak istiyorduk. Yani bu maça maçtan önce de söyledim. İlk 11'imizde bir hafta önce başarılı olan ama 3 gün sonra da maçımız var ama tam olarak bütün takımımızla çıktık. Kazanmak için hem kendi adımıza hem ülke puanı adına kazanmak için oynadık ama dediğim gibi şanssız bir golle bunu başaramadık. Diğer takımlarımızın da tabii ki oyunlarına baktığımızda herkes iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama lig olarak şimdi Almanya Ligi bizim çok daha önümüzde. Yani şimdi İtalya Ligi'ne baktığımızda, bizim grubumuzdaki takımlara baktığımızda İtalya Ligi aynı şekilde bizim çok daha ilerimizde. Biz ülke olarak futbolumuzu geliştirmek zorundayız. Yani bize Avrupa'da yetmiyor. Çünkü Türkiye'de günlük güncel başarılar, maç kazanmak yetiyor. Herkes maç kazanmaya oynuyor. Ama gerçekten bir oyun, bir takım oluşturmak çok önemli. Biz ülke olarak bunu yapmamız gerekiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar.